Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri selamlar saygılar hepinize. Evet bir seçim dönemini daha bitirdik diyebiliriz her ne kadar. Şu anki rakamlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa da ikinci turun fazla heyecanlı olmayacağı bir izlenimden dolayı arkadaşlar. E, seçim dönemi bitmiş gibi yani ilk tur bitmiş diyebiliriz bittiğini söyleyebiliriz. Saat 10.47'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Biz 100 endeksi güne şok bir satış baskısıyla 6.5 gibi bir kayıpla başladı. Devre kesti arkadaşlar. Daha sonra şu anki durumlarla 15.30 gibi 3.5'luk bir kayıp var. Sayısal verilerin, algoritmanın, bütün grafiklerin boşa geçtiği bir günlerden geçiyoruz şu anda maalesef. Ve Türk İlaç ve Selim Sanayi Anonim Şirketi bu kadar devre kesmelerin arasında ihale süreci sonucu bildirerek önemli bir adıma imzalattı Borsa İstanbul'da. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Devlet Malzeme Ofisi ihale sonucu yapılan açıklama güncelleme düzeltme ertelenmiş bir açıklama değil. İhale konusu tıbbi beşeri ürün alımı Devlet Malzeme Ofisi 4 nolu satın alma dairesi başkanlığı. Grup olarak ihale girilmesi halinde diğer taraflar Serim Depo Ananım şirketiymiş arkadaşlar. O da %100 paya sahipmiş zaten. Toplam değer 37.595.805 Türk Lirası arkadaşlar. Kazanılmış bu diye ihale. Bu da önemlidir. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri ilaç Alım İhalesi Türk Frex markasıyla 37.595.805 Türk Lirası Kayda hariç tutarlı ortaklığımız uhdesine kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız saygılarımız da diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 37,5 milyon liralık yeni iş anlaşmasını Türk İlaç ve Sarım Sanayi Şirketi yatırımcılarına duyurmuş, bizlere duyurmuş, biz de sizlere duyurduk. Bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.